Milletvekili adayı olmamın şeyi de Bitlis'teki sorunları bilmem. Gerek belediye başkanlığı döneminde, eş başkanlığı döneminden, gerekse daha sonra hep Bitlis'te kalmamdan kaynaklı Bitlis'in sorunlarına vakıfım. Aslında tabii Bitlis'e baktığımızda Bitlis tarihi bir kenttir. Hem coğrafi olarak, hem siyasal olarak, hem sosyal olarak, hem dini olarak tarihi bir kenttir. Bitlis her dönem önemlidir. Tabii bu dönemde Bitlis'in sorunlarına baktığımızda ciddi anlamda Bitlis'in sorunları vardır. Yıllardır iktidardan taraf olan milletvekilleri meclise, parlamentoya gitmelerine rağmen Bitlis'in ne yazık ki sorunlarını çözememişlerdir. Doğal olarak baktığımızda hep Bitlis'in o sorunları katmerleşerek bugüne gelmiştir. Ve Bitlis bugün Türkiye'nin 81 ili içinde en geri kalmış bir ildir. Hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem işsizlik anlamda, hem eğitim anlamda, kısacası hangi şeyi ele alırsak alalım, Bitlis en gerilerde, sondan ikinci veya üçüncü bir il konumundadır. Bitlis'in böyle bir ağır tablosu vardır. Tabii bu ağır tablonun dönüşmesi, yeniden Bitlis'in o tarihi özelliğine kavuşması, o tarihi misyonunu, tarihi rolünü üstlenebilmesi için Bitlis üzerinde ciddi anlamda bir çalışma yapmak lazımdır. Elbette ki bu sorunların çözümünde Bitlis'in gerek gençlik üzerinde, gerek kadınla ilgili, gerek asimilasyonla ilgili, gerek kimlik olarak, gerek ekonomik olarak, işsizlik olarak ağır bir tahribata yol açmıştır. Şöyle bir örnek versem sanırım özetlemiş olurum veya anlatmış olurum. Bitlis'in şu andaki mevcut nüfusu ilçelerle birlikte 350 bin civarındadır. Sadece ve sadece İstanbul'a göç eden Bitlisli sayısı 500 bin civarındadır. Diğer kentleri zaten saymıyorum. Bunun Bitlis'in ne kadar göç verdiğinin, ne kadar insanların buradan gittiğini, artık bu son yıllarda özellikle gençlerimiz, bırakın Türkiye'nin metropollerini, artık Avrupa'ya, Kanada'ya gitmeye başladılar ki bu yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki Bitlis'in o zaman bu sorunları nasıl çözülecek? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bitlis'in sorunları da tıpkı Türkiye'deki sorunlar gibi, en büyük sorunların çözülemeyişinde en büyük sorunu Kürt sorununun çözülmeyişindedir. Veya Kürt sorununun güvenlikçi tedbirlerle çözülmeye çalışılmasıdır. Bu da ister istemez Türkiye'deki bütçeye ağır bir yük bindiriyor. Doğal olarak bu sorunun çözümsüzlüğünü getiriyor. Yapmamız gereken Kürt sorununu barışçıl ve demokratik bir yolla çözmektir. Hep şunu söylüyoruz. Birinci yüzyıl gerçekten Kürtlerin ve diğer halkların üzerindeki baskıyı, soykırımını, asimileyi katmerleştiren bir yüzyıl oldu. Ve bu 2023 14 Mayıs seçimlerde bizim için tarihi bir seçimdir. Neden? Çünkü ikinci yüzyılda bir demokratik cumhuriyeti kurma hedefimiz vardır. Bu demokratik cumhuriyeti kurarken de elbette ki öyle boş yere de konuşmuyoruz. Çünkü bugün partimiz artık mağdur bir parti değil. Kilit mecliste kilit rol oynayan, anayasanın değişikliğinde, yasaların değişikliğinde artık kilit rol oynayan çözüm merkezidir. Çözüm merkezi olacaktır ve bizim hedefimiz her zaman dile getirdiğimiz gibi 100 milletvekildir. 100 milletvekili biz parlamentoya gittiğimiz zaman, nasıl ki şimdi bu seçim sürecinde Cumhurbaşkanını seçmede olan tarihi rolümüzü oynuyorsak, yine de meclisteki yasaların ve kanunların, anayasaların değişmesinde tarihi rolümüzü yine oynayacağız. Biz Kürt sorunu çözdüğümüz noktada bu sorunların, diğer sorunların çözümü de kendiliğinden gelecektir. Çünkü savaşa, çatışmalara dökülen bütçe, aktarılan bütçe artık bu sorunların çözümünde kullanılacaktır. Doğal olarak bu sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Elbette ki Bitlis'in ekonomik anlamda, tarım anlamında, işsizlik anlamında, Bitlis kent merkezinin yapılanması anlamında önemli bir çalışma yapacağız. Bitlis kent merkezinde yaklaşık 1000'e yakın iş yeri vardı ve bu 1000'e yakın iş yerini tamamen esnafı da mağdur ederek yıktılar ve yerinde dönüşümü sağlamadılar. Ben belediye eş başkanıyken biz halkımıza karşı bir projemiz vardı. Biz bir yerinde dönüşüm sağlayacaktık. Esnafı yerinden etmeyecektik. Yerinden dönüştürerek esnafı doğal olarak fazla mağdur etmeden bu sorunu çözecektik. Zaten biz bunu esnafla da konuşmuştuk. Esnafla o noktada bir görüş birliğine varmıştık. Ancak bunlar deyim yerindeyse filin züccaciyeci dükkanına girer gibi girdiler ve esnafı perişan ettiler. Yaklaşık 1000 esnaftan şunu rahatlıkla diyebilirim: 700 esnafı yine göç etti bu süre içinde.
Bunlar hep bütün sorunlar. Yine işsizlik noktasında, tarım noktasında. Örneğin Bitlis bir tütün kentiydi. Tütünün tekellerin özelleşmesinden sonra tütün üreticisi mağdur edildi. Şu anda bile tütün üreticisi, üreticisi ektiği tütünün herhangi bir yere götürüp satmasında ve onu bir gelir kaynağı yapmasında büyük sıkıntılar çekiyor. Adıyaman'daki olayları hepimiz biliyoruz. Adıyaman'da büyük sıkıntılar yaşandılar. Aynı problem Bitlis'te de var. Büyük ağır cezalar getirdiler, yasalaştırdılar. Tamamen uluslararası sigara şirketlerine peşkeş çektiler Türkiye'deki o sigara piyasasını. Biz bunu da tütün üreticisinin de korunmasını, kendi tütününü gerçek değerini sağlayabilmesi için bir çalışma yapacağız. 20 gündür aday adaylığına başvurduktan sonra 20 gündür sahadayız. Bu 20 günün içinde Bitlis halkının bütün ilçeler dahil olmak üzere, Bitlis merkez dahil olmak üzere çok yakın, sıcak bir yaklaşımları var. Gerçekten mevcut iktidarın artık yaptıklarından artık bir şekilde farkına varmışlar ve bu iktidarı göndermede kararlıdırlar. Bizi coşkuyla, sevinçle, çok sıcak bir şekilde karşılıyorlar ve biz eminiz ki bu halkımızı artık onlar da çözümün bizde olduğunun farkındadırlar. İktidarın yaptıklarını, iktidarın bütün yolsuzluklarını, bütün adam kayırmacılığını hepsinin farkındadırlar vatandaşlar. Ama ne yazık ki şöyle bir endişe var vatandaşta. Korkmak. Vatandaşı artık o güçle korkutmaya çalışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla vatandaş, halk bize karşı bizim etrafımızda yönlendikten sonra, bizim etrafımızda kenetlendikten sonra o diğer şeyi de yavaş yavaş o korkunç çemberini de kırıyorlar ve önümüzdeki yaklaşık 18-19 günlük süreçte onu da aşacaklar ve Bitlis'te bu dönem biz şuna inanıyoruz, büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. O konuda da halkımıza güvenimiz tamdır.